Bizim TV'den merhaba sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyareti gerçekleştirdi. Özellikle Suriye konusu, İdlib'deki son durum görüşüldüğü ifade ediliyor. Bunun dışında Su-57 ilerle ilgili ilginç diyaloglar da gerçekleşti. Bütün bunları Sayın Ahmet Yavuz'la konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda. Sayın Yavuz, iyi günler, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim, iyi yayınlar Lale Hanım. Çok teşekkürler. Evet, önce isterseniz Erdoğan'ın Rusya ziyaretinden başlayalım. İdlib görüşüldü ağırlıklı olarak Suriye üzerinden bu görüşmede. Şimdi bir yanda Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmeler var. İşte güvenlik koridoru, tampon bölge noktasında Suriye'deki son durumla ilgili, ama bir yandan da Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Dünkü görüşmeyi nasıl okumak lazım Sayın Yavuz? Dünkü görüşme öngördüğümüz şekilde neticelendi. Çünkü Rusya'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin Rusya'ya ihtiyacı var. Bu iki tarafta, iki taraf tarafından bilinen bir konu. Dolayısıyla evet, İdlib'de bir an önce teröristlerin temizlenme talebi var. Rusya tarafından ve Suriye tarafından dile getirilen. Ama öbür tarafta da bir göç probleminin doğmamasını dileyen bir Türkiye var. Tabii bu göç olgusunu engellemek maksadıyla ne kadar haklıysa Türkiye, oradaki teröristlerin barınmaya devam etmesi konusunda çok doğru bir konumda olmaz. Dolayısıyla iki taraf birden şimdilik uzlaştılar ve fazla statükoyu değiştirecek adımların atılmasını herhalde öngörmediler. Ama zaman içerisinde bunun nasıl evrileceğini göreceğiz. Bu çerçevede okuyorum dünkü görüşmeyi. Evet. Doğru adımlar mı atılıyor peki Sayın Yavuz? Yani genel olarak Suriye'deki yapılanmaya bakılırsa işte Rusya ile Fırat'ın batısında iş görmek doğru adım, ama biraz daha taahhütlerimizin arkasında durarak ve onları yerine getirerek bu adımları atmamız gerekiyor. Çünkü o bölgede Suriye devletinin hakim olması Suriye devletinin yönünü Fırat'ın doğusuna çevirmesine imkan sağlayacak bir konudur. O nedenle Türkiye'nin bu konuda daha Suriye'nin toprak bütünlüğünü daha çok isteyen ve buna uygun adımlar atmasını öne çıkaran tutumlar içerisinde olması gerekir. Evet. Şimdi bu SU'ları da değerlendirelim. Sonra Amerika'yı da soracağım. Bir Su-57 diyaloğu da geçti Erdoğan'la Putin arasında. Hani alır mıyız, almaz mıyız noktasında bu diyaloğu nasıl değerlendiriyorsunuz önümüzdeki dönem için? Yani Rusya adım adım Türkiye'yi kendisine çekmek istiyor. İşte bunun çeşitli yolları var. O yollardan birisi de ticaret. Evet. Savunma sanayi de burada önemli bir yer tutuyor. S-400'lerin alınması şimdi uçaklara döndü. Çünkü F-35'ler konusunda Türkiye'ye ket vurdular. Bunun nasıl şekilleneceği belli değil. Evet. Fırat'ın doğusunda Türk-Amerikan ilişkilerinin nasıl şekilleneceği henüz belli değil. Dolayısıyla bu Rusya'yla alver tabii Rusya'nın çok işine geliyor. Yani o malını satıyor ve bir NATO ülkesine satıyor. Çok ister bunu. Ben tabii havacı olmadığım için konunun teknik boyutunu bilmiyorum. F-35'lerin nasıl şekilleneceğini de henüz bu aşamada net olmadığı için bir şey öne sürmek mümkün değil. Henüz flu bir durum Lale Hanım. Erken bir değerlendirme yapmak yanlış olur. Evet. Şimdi S-400'ler konusunda çok dışarı yansıyan bir gerilim yaşandı biliyorsunuz. Ama S-400'leri aldık ama kullanma inisiyatifi bize ait değil. Aldık, çektik angarlara, bekliyor. Dolayısıyla bundan sonra ne olabilir? Ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra
ne olur? Öncelikle şu büyük... Ya bu kararı aslında siz nasıl değerlendiriyorsunuz? S-400'leri aldık ama çektik duruyor adeta. Şimdi S-400'lerle ilgili şöyle bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı. Dedi ki Nisan 2020'de aktif hale getirilecek dedi. Hı hı. Şimdi bu teknik bir nedenden dolayı mı böyle söylendi yoksa bizim bilmediğimiz bir takım tasarruflara ilişkin olarak mı böyle söylendi onu bilmiyoruz. Yani bir defa şu Nisan 2020'yi beklememiz gerekiyor. Evet. Bunun sebebini çözmemiz lazım. Niye Nisan 2020? Onu görmeden çok sağlıklı bir analiz yapmak mümkün değil. Yani bu işler tabii Amerika ile ilişkilerle de bağlantılı. Çünkü Türkiye'nin ana politikası Suriye'de işte Fırat'ın batısını Rusya ile doğusunu Amerika ile çözmek veya çözmek de demeyelim de yürütmek diyelim. Şimdi bu ömür boyu sürecek bir politika değil. Hı hı. Bunun gelip dayanacağı bir zaman dilimi olacaktır. Çünkü Suriye'de Rusya toprak bütünlüğünü savunuyor. Oysa Amerika Birleşik Devletleri orada bir devlet evet. kurmaya çalışıyor. Evet. Şimdi bu bir uzlaşmaz çelişki. Ya bambaşka hedefler var. Birbiriyle tamamen zıt hedefler var. Zıt hedefler. Ama Türkiye'de hem Amerika ile hem Rusya ile görüşmeye devam ediyor bu noktada Suriye konusunda. Evet, görüşmeye devam ediyor. Yani görüşmeye devam etmesi normal. Çünkü Türkiye'nin gücü her şeyin çözülecek durumda değil şu aşamada. Evet, yani çözüm noktasında bu belki hani kilit nokta. Çözüm için, Suriye'de çözüm için, Türkiye'nin pozisyonu için hem Amerika ile hem Rusya ile görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla Amerika ile Rusya'nın hedefleri farklı Suriye'de. Türkiye ne yapacak bu durumda? Şimdi Türkiye'nin çok açık ve net olarak, kararlı olarak şu adımı atması lazım. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğüne temas ediyor. Hı hı. Fakat buna uygun adımları Suriye devletiyle Esad'la düşmanlığı sürdürdüğü için tam olarak atamıyor. Hı. İşte Türkiye'nin yapması gereken ve oyunu değiştirebilecek yegane faktör, kaldıraç görevi yapabilecek yegane faktör Türkiye'nin Esad'la ilişkisini değiştirmesinden geçiyor. Tabii bu Esad'ın da Türkiye ile ilişkisini değiştirmesine yol açacaktır. Hı hı. Bu sığınmacıların bakış açısını değiştirecektir. Suriye'nin şekillenmesi konusunda herkesin yeni bir pozisyon almasına yol açacaktır. Ya ben öyle görüyorum. Başka çıkış yolu da göremiyorum. Evet. Yoksa Suriye'de parçalanma süreci hızlanır. Çünkü Amerika orada yalnız kalmadığı takdirde PKK'yı devletleştirir. Evet. Peki bu çok tartışıldı, çok konuşuldu ama sizin de görüşünüzü almak isterim. İşte güvenli bölge, tampon bölge nasıl adlandırırsak artık. Türkiye için yeterli mi? Ki onunla ilgili de tartışmalar var mevcut durumuyla ilgili. Yani Türkiye'nin talep ettiği durumla ilgili bile Türkiye'nin güvenliği açısından yeterli olmadığı noktasında tartışmalar var. Türkiye bu işin içinden nasıl çıkacak? Şimdi Türkiye'nin güvenliği her tarafta Suriye devletinin askerleriyle sınırlarımızda muhatap olmaktan geçiyor. Evet. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanacak. Orada egemenlik parçalımı olur, tek bir yapım olur onu bilemeyiz. Onu biz de belirleme şansına sahip değiliz. Hı hı. Türkiye'nin onun dışında Suriye'nin bölünmesine yol açabilecek, bunu bugün olmasa bile yarın sağlayabilecek her türlü adımdan uzak tutmamız gerekiyor kendimizi. O nedenle diyorum ki Türkiye'nin rolü çok belirleyici. Amerika'yı da bölgede yalnızlaştırır. Şimdi Türkiye kervan yolda düzülür diye bakarak İşte güvenli bölge Fırat'ın doğusuna da ben ordumu sokayım, işte orada da
kendime müzayir bir alan yaratayım, bu böyle devam etsin gitsin, Suriye parçalanırsa buralar da bana kalır şeklinde bakarsa bu çok sağlıklı olmayabilir. Çok sağlıklı olmayabilir. Öyle bakmaması gerekiyor. Her halükarda Suriye'nin toprak bütünlüğünü parçalanmayacakmış gibi adımlar atması gerekiyor. Evet, bu çok önemli. Yani şimdi çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü aslında başından beri konu başlığı ama atılan adımlar hani Suriye'nin toprak bütünlüğü için mi değil mi? Esas soru işareti bu ama Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana adım atması gerektiğini söylüyorsunuz siz. Evet, yani diğer... öyle söylüyor, telaffuz ediyor. Cumhurbaşkanımız, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı söylüyor ama bence bunun hayat bulması Suriye'de şu anda savaşarak geniş bölgeleri temizleyen, işte sadece İdlib ve Türkiye'nin kontrol ettiği alanlar dışında bir de Fırat'ın doğusunda bölge kontrolünü sağlayamayan ordu, yani rejimin mevcut güçleri muhatap alınmadan toprak bütünlüğü sağlanamaz. Evet. Kim sağlayacak Suriye'nin toprak bütünlüğünü? PYD, YPG mi sağlayacak? Ya da Özgür Suriye Ordusu mu sağlayacak? Bunların böyle bir şeyi yok. İmkan ve kabiliyeti kapasitesi yok. Evet. Evet, yok. Yani dolayısıyla Fırat'ın doğusu ayrıca enerji kaynaklarının %80'ini barındırıyor. Santraller orada, elektrik santralleri, barajlar orada, petrol orada, doğalgaz orada, su kaynaklarının çok önemli bir bölümü orada. Yani Suriye Fırat'ın doğusuyla batısını burayı menteşe olarak kabul edin. İki yanağı aynı anda kontrol edecek bir devlet ortaya çıkmazsa parçalı bir devlet ortaya çıkar ve bir devlet de çıkmaz, bir iki devlet çıkar. O yüzden Türkiye'yi uzun vadede rahatsız edecek olan esas unsur budur. Dolayısıyla Türkiye'yi tehdit edecek bu sizin söylediğiniz olasılıkların karşısına durabilmek için Türkiye Esad yönetimiyle doğrudan ilişki kurmalı, görüşmelidir diyorsunuz. Kesinlikle başka bir kaldıraç göremiyorum an itibariyle. Evet. Peki Sayın Yavuz, çok teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, dünkü Erdoğan-Putin görüşmesini, Rusya'daki ve Suriye'deki mevcut ve gelecekteki durumu Sayın Ahmet Yavuz'la konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.